Sevgili dinleyiciler, Modern Türk Edebiyatı okumalarına hoş geldiniz. Bu programda daha ziyade Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak, ancak diğer taraftan edebiyatı merakı olan herkesin faydalanabileceği bilgilerle sizleri buluşturmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere tüm dünyada yaygın olarak kullanılan podcast yayıncılığı, bilgiye ulaşma noktasında da önemli bir konuma geldi. Programın temelinde tam olarak bu var. Yani modern Türk Edebiyatı'na dair bilgiyle sizleri buluşturabilmek. Yeni, kimi zaman aşırı yoruma varan veya çoğunluğu yüksek lisans ve doktora derecelerine hitap eden içeriklerden ziyade önceliğimiz lisans düzeyindeki yeni Türk Edebiyatı'na dair yeterli bilgi seviyesine ulaşmak. Bunlarla ilgili içeriği tamamladıktan sonra okumaların seyrini daha derinlikli biçimde geliştirecek hususlara değineceğimizi, hatta konuklarımızla epey farklı konuşmalar planladığımızı şimdiden belirtelim. Programımızla ilgili bir diğer husus, akademik bir yazı ile podcast'in uyumu veya uyumsuzluğuna dair olacak. Üzerinde durduğumuz hususun alandaki en yetkin isimlerden hareketle anlatılacağını şimdiden belirtelim. Anlatım el verdiğince bu isimlerin ve eserlerinin de ismini elbette anacağız. Ancak yazıya ilişkin atıflarla söze ilişkin atıfların aynı akademik hassasiyetle değerlendirilmemesini şimdiden istirham edelim. Zira burada asıl olan konuşmanın insicabını bozmamak veya bilgiye ulaşmada azami faydayı sağlamak. Böylesi bir girişle Yahya Kemal'e dair 14 bölüm sürecek olan programımıza başlayabiliriz. İlk bölümde çocukluğu ve ilk gençliğine kısaca değinelim. Elbette bu bölüm 14 bölüm boyunca hem Yahya Kemal'in kitaplarından hem de Sayın Beşir Ayvazoğlu'nun Bozgun'da Fetih Rüyası ile Eve Dönen Adam adlı eserlerinden yararlandığımızı belirtelim. Ancak bu bölüm özelinde Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım adlı kitabı da merkeze aldığımı size söyleyelim. Çabucak okuyabileceğiniz bir kitap. Yahya Kemal Üsküp doğumlu. 1884, ölümü ise İstanbul'da 1 Kasım 1958. Asıl adı Ahmet Agah biliyorsunuz, Yahya Kemal Bey'in. Gazete ve dergilerdeki yazılarında Agah Kemal, Esrar, Mehmet Agah, Süleyman Sadi imzalarını kullandığını biliyoruz. Üsküp'te bir süre belediye reisliği yapan Nişli İbrahim Naci Bey ile Nakiye Hanım'ın oğlu. Sanırım Nakiye Hanım amcaoğlu da Leskovçalı Galip. Hem anne hem de baba tarafından soyunun Şehsuvar Paşa'ya dayandığını biliyoruz. Zira şairin sonradan soyadı olarak kullandığı Beyatlı ifadesi de Şehsuvar'ın Türkçe ifadesinden başka bir şey değil. Yahya Kemal ilk öğrenimine Üsküp'te, yeni mektepte başlıyor. Yıl 1889. Bir süre sonra mektebe edebe geçiyor. İdadi kısmı ilk önce Üsküp'te. Daha sonra da taşınmaları dolayısıyla Selanik'te, iki kısımda idadisi. Bu yıllardaki eğitimini, yaz tatillerini de anneannesi Adile Hanım'ın Rakofça'daki çiftliklerinde. Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum, her lahza bir alev gibi hasretle duyduğum, kalbimde vardı Bayron'u bedbaht eden melal, gezdim o yaşta dağları hülyam içinde lal, aldım Rakofça kırlarının hür havasını. Duydum akıncı cetlerimin ihtirasını. Her yaz şimale doğru asırlarca bir koşu, bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu. Açık Deniz şiirinin baş kısımlarından okuduğum bu kısım, Yahya Kemal'in o yıllara dair izlenimlerini nasıl hatırladığını da gösterir. 1897 ile 1900 arası Yahya Kemal için zor yıllardır. Evde yoğun bir huzursuzluğunun olduğunu biliyoruz. Annesi çok üzülüyor ve Yahya Kemal bu üzüntünün en büyük kaynağı olarak babasını görüyor. Her ne kadar babasının ölümüne kadar babasıyla irtibatı kesmemiş olsa da hatıralarında vesaire bu durumu sık sık dile getirir ve konuşmalarında babasını affetmediği bellidir. Annesinin ölümü 1897. 1897 ile 1900 yılları arasının zor yıllar olduğunu söylememin sebebi bu. Ufuklar şiirinde şöyle der ya hani, annemin naaşını gördümdü, bakıyorken bana sabit ve donuk gözlerle, acıdan çıldıracaktım, aradan 59 yıl geçti. Ah o sabit bakış el an yaradır kalbimde.
Bu tarihte aile tekrar Üsküp'e dönüyor. Ancak Yahya Kemal'in Selanik ve Üsküp arasında gidip gelen idadi yıllarında bu sefer yatılı olarak Selanik başlıyor. Zira babasının ikinci evliliği söz konusu ve oradan kaçmak için, o evden kaçmak için gidilen yatılı okul. Buradaki macerası çok uzun sürmez malumunuz. Hastalığı üzere tekrar döner. Ancak evdeki huzursuzluk halen devam etmektedir. Akrabalarının yanında kalır bu yüzden çoğu zaman. Akrabalarından Yaşar Bey, bu idadi öğreniminin tamamlanması için Yahya Kemal'in İstanbul'a gönderilmesi mevzusunu gündeme getirir ve 1902 yılının Nisan'ında Yahya Kemal İstanbul'a gönderilir. 1902 Nisan'ından İstanbul'u terk etti değil mi? 1903 Temmuz'una kadar olan 15 aylık süre sonrasındaki bir sonraki bölümde bunu işleyeceğiz. Yani Paris yıllarını anlatırken bu konuya detaylıca duracağız. Galatasaray ve Robert Kolej'e kabul edilmeyişinden vesaire bahsetmek gerekecek. Ancak hemen şunu belirtmek gerekir ki 18 yaşına değil mi, yaklaşık olarak İstanbul'a gelen Yahya Kemal özbeöz Türk olan Balkan şehirlerini teneffüs etmiş. Servet-i Fünun şiirine yeteri kadar hayran bir genç olarak ayrılmıştır Üsküp'ten. Şimdilik bu kadarını belirtmiş olalım. Şiir olarak kendini bulduğunda artık dil ve musiki üzerine inşa edilmiş bir yapısı da var. Öte yandan İslami bir duyarlılık da hemen kendini hissettirecek. Ondaki bu duyarlılığın kaynağı Üsküp yılları da aranmalıdır diyor Beşir Hoca. Babaya dair hiçbir izin zikredilmediği bu hatıralarda ümmi fakat görgülü bir kadın olan annesi Nakiye Hanım'ın yoğun bir tesiri var. Çocuk Yahya Kemal, Üsküp'ün camilerini, türbelerini, evliya kabirlerini, Yunus ilahilerini, mevlitlerle birlikte hissettiğini söyleyelim. Kendi ifadesiyle sofuluğa mütemayil olmayan bir Müslümanlık bu. Hayatının sonuna kadar da aşağı yukarı böyle gidecek malumunuz. Öte yandan bu çocukluğun içerisinde Rufai şeyhlerinden Saadettin Efendi ile evlenecek olan Redife Hanım'a duyulan çocukluk aşkını da belki burada zikretmek gerekir biyografisinin içerisinde. Zira kendisi şiire bu aşk hissiyle başladığını söylüyor zannederim. Bu tekkede müezzinlik yapan, hatta kimi zikirleri de yönlendiren, yani bir zakir başı olan Yahya Kemal'den bahsediyoruz. Kaybolan Şehir adlı şiirinde bunlar ne kadar güzel anlatır. Üsküp ki Yıldırım Beyazıt Han diyarıdır. Evladı Fatihana onun yadigarıdır. Firuze kubbelerle yalnız bizim şehrimizdi o. Yalnız bizimdi, çehre ve ruhuyla bizdi o. Üsküp ki Şar Dağı'nda devamıydı Bursa'nın, bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanın, üç şanlı harbin arşa asılmış silahları, parlardı yaşlı gözlerle bayram sabahları. Ben girmeden hayatı şafaklandıran çağa, bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa, İsa Bey'in fetihte açılmış mezarlığı, hülyama ahiret gibi girdi, gibi nakşetti varlığı. 18 yaşında ayrıldı değil mi? Yaklaşık bu topraklara bir daha hiç dönmeyeceğini ekleyelim. Belki annesini gömdüğü bu toprakları bir daha görmek istemedi. Belki de Redife Hanım'ın mezarını görmek istemedi, bilemiyoruz. Temmuz 1903'ten Mayıs 1912'ye kadar Yahya Kemal Paris'tedir malumunuz. 9 yıllık bir serüven. Bu bir sonraki bölümün konusu. Yurda dönüşünden itibaren de Darüşşafaka'da, Heybeliada'da, Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde hocalık görevi var. Onun fikir noktasında çok aktif olduğu 10 yıllık bir süre. Yine o da yeni bir bölümün konusu olacak. 1921 yılında kaplıca tedavisi için Sofya'da bulunduğunu biliyoruz. Hemen ertesi yılda Lozan Barış Görüşmelerine danışman olarak katılıyor biliyorsunuz. 1923-26 yıllar arasında milletvekilliği var. Urfa milletvekili. Bu dönemde Türkiye-Suriye sınırının tespiti komisyonunda önemli görevler üstlenmiş. Pek çok köyü Türkiye sınırına dahil etmiş. Milletvekilliği vazifesinden sonra da Yahya Kemal çoğunlukla yurt dışında. 1926'da Varşova'da, 1929'da Madrid'de, 1931'de de Lizbon'da.
1933'te sanıyorum ki yurda tekrar döner. 1942'ye kadar yine milletvekilidir. Yozgat milletvekili, Tekirdağ milletvekili, İstanbul milletvekillikleri yapıyor. 1947 yılında da onu yeni kurulan bir devletin, yani Pakistan'ın büyükelçisi olarak görüyoruz. Pakistan'ı tanıyan ilk ülkeyiz malum. Orada kısa bir süre büyükelçilik yaptıktan sonra tekrar dönecek. Biz podcast'in ikinci bölümünde Yahya Kemal'in İstanbul'a gidişini ve oradan Paris'e geçişini anlatacağız. Üçüncü bölümde de Paris'ten döndüğü 1912 Mayıs'ından 1920'li yıl 21'e, yani milli mücadele ile ilgili kısma kadar geleceğiz. Biyografisinin ondan sonraki kısımlarını incelemeyeceğiz ve eserlerine, onun şairliğine vesaireye geçeceğiz. Birinci podcast'imiz bu kadardı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.